Dışarıdaki önlemlerden bahsedeceğiz. Hani önlem alınmıyor filan diyor ya bu Şirin Payız'ın adlı hanımefendi. Mehmet Geçgel sınırdaki önlemler hakkında bilgi verecek sizlere efendim. Sınırda Mehmet Geçgel. Günaydın Mehmet Geçgel, kolay gelsin, seni dinliyoruz. Erkan Tan, günaydın. Sizin de belirttiğiniz gibi sınırda yoğun önlemler var. Yoğun sağlık tedbirleri alınmış durumda. Bu noktada neler oluyor? Sadece İran vatandaşlarının yurdu terk etmesine izin veriliyor. Türk vatandaşlarının ve Türk tırlarının İran'a geçişine kesinlikle izin verilmiyor. Peki sınırın diğer tarafında neler oluyor? 10 Sahra Hastanesi kuruldu. İran sınırına, Gürbulak Gümrük Kapısı'na 10 Sahra Hastanesi kuruldu ve Türk vatandaşları sadece içeri alınıyor. Herhangi bir yabancı vatandaşın içeri girmesi kesinlikle yasak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları vardı karantina sürecine yönelik. Bu karantina sürecine yönelik açıklamalarını da hatırlatalım. İran'da, Kum ve Meşhed'de bulunan kişilerin arasında klinik bulgusu olanlar, yani nedir bunlar? Halsizlik, ateş gibi bulgular taşıyanlar belirlenen hastanelerde karantina süreci olacak ve İran'dan gelen Türk vatandaşları 14 gün karantina ve gözetim sürecine tabi tutulacaklar. Bunun yanı sıra Kum ve Meşhed kentinde bulunmayan ve klinik bulgusu olmayan, halsizlik, ateş gibi bulgusu olmayanlar da işte bu gümrük kapılarında kurulan Sahra hastanelerinde karantina süreci başlayacak ve gözlem altında tutulacaklar. Birkaç gün gözlem altında tutulduktan sonra yine belirlenen hastanelerde ve misafirhanelerde gözlem süreci devam edecek ve 14 güne tamamlanacak bu gözlem süreci. Gümrük kapısında kapalı ve açık tüm alanlar tamamen ilaçlanıyor, dezenfekte ediliyor. Bu noktada tamamen her şey Türkiye'nin kontrolü altında. Herhangi bir vakanın olmadığını belirtelim. Şu ana kadar herhangi bir vaka yok. Halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran herhangi bir vatandaş yok. Sadece Türk vatandaşları içeri giriş yapabiliyor ve girerken de araçları tek tek dezenfekte ediliyor. Termal kamerayla vücut ısıları ölçülüyor ve bunun yanı sıra da yine halsizlik ve ateş gibi şikayetlerinin olup olmadığı soruluyor. İran'da ölüm oranlarının artması ve vakalardaki artış nedeniyle de Türkiye'nin İran'a olan sınır kapılarında yoğun sağlık tedbirleri devam ediyor. Bir kez daha altını çizelim. 10 Sahra Hastanesi bulunuyor ve İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak olan Türk vatandaşları eğer klinik rahatsızlıkları yoksa, halsizlik ve ateş gibi rahatsızlıkları yoksa önce Sahra Hastanelerinde birkaç gün gözetim altında tutulacaklar ve ardından belirlenen hastanelerde muhafaza altına alınacaklar. Eğer klinik rahatsızlıkları, halsiz ve ateş gibi şikayetleri varsa ambulansla karantina için hastaneye götürülecekler ve hastanede karantina süreçleri devam edecek. Şu ana kadar herhangi bir vakanın olmadığını, bu noktada durumun kontrol altında olduğunu belirtelim bir kez daha ve sözü tekrar size bırakalım Erkan Tan.